Haktan Uysal, Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun ve beraberinde iki kişi o gece o evde birlikteydiler ve üç kişi gözaltına alınmıştı. Ümitcan Uygun kasten öldürme suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ümitcan Uygun ilk ifadesinde evden çıkarken Esra Hankulu'nun sağlıklı olduğunu ve ölümüyle bir ilgisinin olmadığını belirtmişti. Ancak alınan diğer ifadelerle birlikte, çapraz sorguyla birlikte bazı şüpheli durumlar ve soru işaretinin olduğu durumlar vardı ve mahkemeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 17 Temmuz'da cezaevinden çıkmıştı Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu kullanımına özendirme suçundan yaklaşık 6 ay cezaevindeydi ve henüz cezaevinden çıkışının üzerinden 3 hafta geçmemişti ki bir şüpheli ölümde kasten öldürme suçuyla yeniden cezaevine dönmüş oldu. Ayrıca Ankara Adli Tıp Kurumu da başsavcılığa sunmuş olduğu bir raporda Esra Hankulu'nun tırnaklarındaki DNA profillerinin Ümitcan Uygun'a ait olduğunu da belirtmiş oldu. Sadece bu da değil, Ümitcan Uygun'un gözaltına alındığı andan itibaren abisi Erol Uygun da yine sosyal medya üzerinden tehditler savuruyordu. O da gözaltına alındı ve tutuklandı. Artık bundan sonraki süreç mahkemede hakim karşısına çıkacak ve bu şüpheli ölüme ilişkin Ümitcan Uygun hesap verecek.